Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Tahviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig transfer özel yayını ile karşınızdayız. Süper Lig'deki takımların son bir hafta içindeki yaptıkları hamleleri Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi son bir haftada hani çok hamle olmadı ama biz olan hamleleri konuşacağız. Takımlarımızın Avrupa Kupaları maçları var biliyorsun. Dün akşam güzel sonuçlar aldık bence. İyi puan topladık. Bazen'in de kaybetmesinden dolayı 12. sıra yükseldik. Yavaş yavaş hedef. İnşallah. 8. sıra. Keşke Galatasaray da maçı kazansaydı da biraz daha puan alsaydık. Doğru, Galatasaray da yenseydi ama burada biz Zalgiris hallederiz. Hani onu söyleyelim. Zaten Beşiktaş'la Fenerbahçe'den şüphemiz yoktu. Rakipleri hani kendi evinde oynadığı için. Adana Demirspor'da kendi evinde deplasmanda da aynısı aynısı. Ya zaten şöyle hani ilk maç kendi evinde olduğu takımlar için oraya zaten rahat İstersen gideriz diye düşünüyordum. İstersen maçlar şeyde oynansın, uzayda oynansın. Kulüj maçında da Adana Demirspor'u tebrik edelim. Çok iyi oynadı temsilcimiz. Yani 5-1-6-1 alacağımız maçı 1-1 berabere bitirdik ama biz Adana'da Kulüj'ü yeriz, sana söyleyeyim. Zaten hem takımın sezonu hazır olmaması daha tam net olarak. Bir de bir forvet olmaması. NDI dışında ciddi anlamda problem yarattı. Bir de Akintola dün resmen döküldü. Adana Demirspor'a gelince zaten transferler ve ne yapılması gerektiğini söylüyor. Aslında Adana Demirspor'da gelişme yok ama konuşalım programın programın içinde. Programın en başında, hatta onunla başlayalım. Hatta şöyle yapalım bence, bir temsilcilerimizin Avrupa sonuçlarını konuşalım. Aynen. Hatırlatmaları yapalım, onları konuşup transferlere geçelim. Çünkü ne diyorsun? Transferler bu hafta az. Geçen hafta da bu cumaya kadar. Bugün cuma. Transferler az sürecek. O yüzden biraz da temsilcilerimizin maçlarını, puan durumunu onları falan konuşalım. Aynen öyle. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarından bizleri takip edin. Sizden rica edelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de izleyen herkesten rica ediyorum. Abone olmayanlar öncelikle kanalımıza abone olup bildirimlerden haberdar olmak için zili açmayı unutmasınlar. Ardından bu videomuza beğeni, yorum ve hem transferlerle ilgili hem de bizim burada konuşacağımız Avrupa'daki takımlarımızın, temsilcilerimizin maçla ilgili yorum ve görüşlerini videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Ayrıca lütfen videomuzu da paylaşmayı da unutmayın. Paylaşabilirsiniz. Kanalımıza ayrıca katıl butonumuz da aktif. Bizlere destek olabilmeniz için katıl butonumuza katılabilirsiniz. Sizlerden de rica ediyoruz. Rica ediyoruz, aynen öyle. Maçlara geçelim. Temsilcilerimizin maçlarına, bizim puan durumuna, Türkiye'nin şu anki sıralamasına geçelim. Ve takımların dünkü maçlardaki performanslarına, Fenerbahçe ondan önceki gün oynadı. Salıyla başlayalım evet, istersen. Salıyla İlk maç Galatasaray maçıydı. Temsilcimiz Zalgiris deplasmanına çıktı biliyorsunuz Litvanya'da. Sağ suni içimde, sıkıntılı bir zeminde. Evet. Bir de Galatasaray şu an tam hazır değil. Bir de maça santraforsuz çıktık biliyorsun. Icardi yoktu. Barış Alper'le başladı Okan Hoca. Bir de Torreira'nın sakatlığı da takımı etkiledi maalesef. Bir de son olarak şöyle bir sıkıntı oldu. Yunus, işte Barış Alper, Berkan çok kötü oynadılar. Öyle olunca da Galatasaray çok sıkıntı yaşadı ama galibiyeti de son dakikada kaçırdık. Fakat burada Zalgiris'i biz eleriz. Galatasaray için önemli olan bir sonraki tura hazır olmak olacak. Ludogorets Olimpia eşleşmesine. Sen ne düşünüyorsun? Galatasaray'ı nasıl buldun salı akşamı Litvanya'da? Son dakikada o kademe hatasını yapmasak İstanbul'a hani 2-1 ile dönecektik. Ne dersin? Şimdi Barış Alper Yılmaz biliyorsun karşı karşıya çok net bir gol kaçırdı. Sol ayağıyla çok kötü vurdu, çok kötü maalesef. Vurdu. Yani gol dedim ama öyle bir vuruş yaptı ki istese oraya vuramaz. Orada şunu dedin değil mi? Icardi olsaydı tabelayı yazmış. Yok demedim de. Ya orada sen de ben de olsa gol olmasaydı. Çünkü kaleci var ya vücut dili olarak zaten yere yatmıştı. Teslim olmuştu. Aynen. Doğru. Ama Barış abi o kadar kötü vurdu ki diyorum ya istese öyle vuramaz. Yani çok kötü bir vuruş oldu. Maalesef. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Yani şimdi bak Galatasaray yıllardır
Avrupa'nın gedikli takımlarından birisi değil mi? Yani buraları oynayabilen bir takım. Ülkemizde en iyi bilen evet, takım. Şimdi biz Fenerbahçe taraftarı objektif. Tabii şimdi canım. Hani bunu bilsin insanlar. İlk defa izleyenler olabilir. Çünkü biz mesela yorum yapıyoruz. Siz işte diyorlar ki hep Fenerbahçe şey Galatasaray paylaşıyorsunuz diyorlar mesela bize Instagram paylaşımda. Ya biz Fenerbahçe taraftarı olarak paylaşıyoruz. Hangi takımda gelişme varsa onu paylaşıyoruz. Niye Fenerbahçe'yi de iyi paylaşıyoruz? Yok bazen Galatasaray paylaşıyoruz. Bu ne Galatasaray sevdası falan diyorlar. Hangi takımın hocası açıklama yaptıysa aynen. Oyuncunun maçını hepsini paylaştık. İsmail Hoca'yı paylaştık. Fener'in sonucunu paylaştık. Ben işte burada söylüyorum ki insanlar şey anlasınlar. Yapalım? Şimdi gediklisi takımı dedim ya bunu neden söyledim? Ya bizim artık şu takımlardan böyle sonuçlar almamamız gerekiyor. Böyle goller yememiz gerekiyor. Beşiktaş'ın yediği gol bile fiyasko gol şeyden Tirana'dan. Yani resmen farenin iğne deliğinden geçtiği yerden top geçiyor arka direkte gol yiyoruz. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi belki diyoruz ya hazır değiliz, mazır değiliz ya kardeşim. Avrupa'daki takımlar da mesela örnek veriyorum. Sallıyorum. Ajax'ı, PSV'si, Manchester United'ı bu takımlar da yeri geldiğinde ön eleme falan oynuyorlar. Sallıyorum. Ama bu takımlar kendini hazır tutuyor. Bizim takımlarımız her sene hep aynı muhabbetteyiz. Hazır değiliz. Olmadı, bitmedi. Kaçmadı, uyuyamadım. Bugün günümde değilim. Gece yatamadım. Gece işte hanımla kavga ettim falan. Yani artık hep bahanedeyiz. Artık böyle olmaması lazım. Galatasaray çıkıp Zagris orada 3-0 3-1 tak yenip buradaki maçta da sezon içerisinde yeni yaptığın transferler veya genç oyuncuları işte koyup onları bir ısındırma noktamız olması gerekiyor. Şimdi ikinci maçta olmayacak ki. Net 11 ile çıkmamız lazım. Erkenden skor alma kafasıyla bakacağız. Halbuki ilk maçtan Zagiris'i hallaç pamuğu gibi atmamız lazım. Zagiris bırak Galatasaray'ın yanına yaklaşmayı. Bizim ligimizde Adana Demirspor'un yanına bile yaklaşamaz. Zagiris Süper Lig'de ligde kalmaya oynar zaten. Bu kadar basit. Zimbru küme düşer. Tirana da düşer. Yani. Düşme oynar. Kulüş ilk ona oynar Kulüş mı? Oynar. Kulüş gene gedikli takımlardan. Bak o da Galatasaray gibi belli bir seviyede en azından Şampiyon Ligi olmasa bile belli bir seviyede oynayan bir takım. Doğru. Yıllar önce biliyorsun Şampiyon Ligi'nde oynadı. Avaraj takımı oldu dedi herkes. Gitti Roma'ya deplasmanda 1-0 yendi. İtalya'da yenmişti. Emanuel Kuli o zaman orada oynuyordu hatta. Doğru. Nelson facia oynadı. Ne düşünüyorsun? Sence kafası mı karışık? Abdülkerim hem kendi oyununu oynamaya çalışıp hem de Nelson'un arkasını toplamaktan Abdülkerim Bardakçı'nın ana sağladı Zalgiris maçında. Ne düşünüyorsun? Şimdi ben acımasız eleştiriler gördüm maçtan sonra. Nelson'a mı? Aynen. İşte yok şu adama bile. Gerçi onun rakip takım taraftarları söyledi ama genelde aynı şeyi ben burada ileteyim söyleyeyim. İşte yok şu adama bile 25 istediler. Yok şu adama bile 28 istediler. Her oyuncunun kötü oynadığı veya böyle galiz hatalar yaptığı bir durum olabilir. Ama bunu sürekli yaparsa tabii eleştiririz. O zaman deriz ki bu olmuyor deriz. Ama en son geçen sene kaç tane maça çıktı? Bir de geçen oynadı. Zagiris maçını koyduğun zaman da İlk defa böyle bir hata yaptı Nelson. Nelson bence de 25 etmez ama. O ayrı bir konu da hani Zalgiris maçında kafası sahada değildi. Bu net belli. Anormal hatalar yaptı. Aynen yani hataları o ayrı ama böyle hemen acımasız eleştiri. Şu kadar istedin bu kadar istedin noktasına girmeye gerek yok. Bunu hak etti ki zaten isteniyor. Bu ayrı bir şey. Ama Zalgiris maçındaki performansı cidden çok çok kötüydü. Berkan Kutlu'nun zaten ben bu takımda hala nasıl kaldığını anlayamıyorum. Ben sana yerli kuralı sezon işte. İçinde programı yaptığımızda da söylüyordum. Berkan yerli kuralını geçiyorum. Gönder daha başka yerli al yani. Bak doğru kanal mesela örnek veriyorum. Mesela Yunus Akgün de 2 sezondur sürekli çok şans kötü. Buluyor. Bir türlü kullanamıyor. Adana Demir'den sonra kontak kapattı. Ya sana şans gelmiş. Göster işte kendini. Raşitsa geri gelecek zaten. Galatasaray Erden Timur dün açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin de teklif olduğu söyleniyor. O da doğru ama ben Raşitsa'nın Galatasaray'ı beklediğini, Fenerbahçe'ye gelmek istemediğini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'ye de. Gelirse geri Rodriguez'in Fenerbahçe'ye geldiği gibi gönülsüz bir geliş olur. Zaten Raşitsa'nın kesinlikle Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gelmesi lazım. Hem buranın zaten şeyini biliyor, alıştı, oynadı bir de Şampiyonlar Ligi'nde. O zaman Galatasaray Wilfred Zaha'yı neden aldı? Ve solda Kerem var zaten. Şimdi şöyle bir nokta var. Kerem'in gideceği konuşuluyor biliyorsun teklifler falan ama diyorlar. Ama 3 yerli kim oynayacak ligde? Hani Berkan o düşünmüş olabilir ama bakın altını çizerek söylüyorum. Ben bunu Zaha Galatasaray'a gelmeden önce hatta hiç ismi geçmeden önce Fenerbahçe programında yani Fenerbahçe konuşurken yorumladım. Bak biraz önce de söyledik Fenerbahçe taraftarıyız. Ben Zaha'nın abartıldığı gibi üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Neden bunu söylüyorum? Yıllarca Crystal Palace'da ve Crystal Palace'ı oynarken bile bir maç iyiyse 5 maç kötü oynayan bir oyuncu noktasında ve skor olarak Zaha böyle net böyle 15-20 gol atacak ve atan bir oyuncu da olmadı. Bizim ligimiz zayıf sence atabilir mi? Atamaz bence ben gene aynısını söylüyorum. Bak Fenerbahçe'ye adı geçtiği zaman da ben bu yorumu yaptım. Açsın 2 hafta önceki Süper Lig programımızı izlesinler orada söyledim. Hatta geçen hafta
Biz pazar günü program yaptık. O zaman bir gün önce Galatasaray adı geçti. Zaha pazar akşamı geldi Galatasaray'a, evet. Hatta açıklandı. Biz burada öğlen program yaptık. Akşam bir anda açıklandı. Biz burada konuştuk zaten. Zaha'yı yolladık. Ben dedim ki o zaman da Fenerbahçe için bile ben söyledim olmaz diye. Yanlış transfer. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Zaten Raşitsa da gelecekse Zaniolo da sahada oynuyor duruma göre. Galatasaray'da Türk oyuncu zaten Kerem'le Abdülkerim'den başka yok. Garanti Türk futbolcu. Öyle olunca atıyorum Kerem'i mi yedek bırakacaksın Raşitsa da gelse? Bilmiyorum. Kerem yedek kalmaz zaten. Kalamaz zaten. Öyle bir lüksü yok aslında. Çünkü Kerem ve Abdülkerim'den başka Galatasaray'da performans veren yerli futbolcu yok. Ligde Günay'ı bana çıktı acaba o bölümde. Muslera yalnız yedek kaldı mı sıkıntı çıkar. Çünkü ben sana söyleyeyim. Muslera yedek kalmak istemeyen bir oyuncu. Bence sıkıntı çıkmaz. Çünkü o mesajı Erden Timur o yüzden verdi. Bu sene son senesi dedi ya. Bence çıkar. Muslera Galatasaray'ın derin devleti tarzında oyunculardan biri. Orada problem çıkar. Muslera o... Bak Muslera milli takımdan geliyor Uruguay'dan. Neredeyse 2 günlük yolculuk Muslera yapıyor. Muslera problem çıkartacak bir oyuncu değil. Havaalanından inip gelip stada direkt 11 çıkan bir futbolcu. Evet. Muslera yedek kalmayı kabul etmez. Bense orada problem çıkabilir. Ben problem çıkacak bir şey düşünmüyorum. 3 maç üst üste Muslera'yı yedek bırak Galatasaray'da sıkıntı çıkar. Çıkmaz. Muslera öyle karakterde bir oyuncu değil çünkü bunu biliyoruz. O kaç yıldır bu ülkede? 10 yıldır. Muslera'nın sen bir tane olayını duydun mu? Hangi olay olursa olsun bak hangi Muslera olay. Muslera Flora'ya çok hakim bir isim. Orada problem çıkacağını düşünüyorum. Yok çıkmaz. Peki. Oraya hakim derken adet duygusuyla hakim. Ya orası öyle de şimdi şöyle bir şey var. Muslera bu paraları Avrupa'da kazanamazdı. Orada %50 vergi veriyorlar. Tamam. Kötü sezonları da var Muslera'nın Galatasaray'da. Hani Muslera iyi bir kaleci ama herkesin Galatasaray'da onu idare ettiği zamanlar oldu ya, yani oldu, Galatasaray'da. Normal herkesin düşüş olacağı bir sezon olur. 10 sezondur bu takımdaysa maksimum 1,5 senesi kötüdür. 8,5 senesi bu adam iyidir. Galatasaray'ın aldığı şampiyonluğun en az 4 tanesini Muslera'nın payıyla aldı. 2014-15 şampiyonluğu Muslera'nındır mesela. Bir Mersin maçı var deplasmanda. Aynı pozisyon içinde 4 tane topu sana bir şey daha söyleyeyim. Süper finalinde Semih Şentürk'ün kafa şutunu göğsüyle kurtardı. Orada yaptığı refleks. 2016-17 Süper Kupayı da Muslera aldı. 4 tane diyorum yani 5-6-7-8 tane kupaları hepsi Muslera. Ben Muslera'nın zaten kaleciliğine bir şey demem. Hani o yüzden Muslera zaten sıkıntı çıkartacak bir noktası olmaz. İnşallah herkesin öyle içi rahat bakalım olsun. Ben o konuda yani benim mesela kefil bile olurum yani. Mesela ben Icardi'nin geliş sürecini de çok uzadığını düşünüyorum Galatasaray'da. İşte onu diyorum ya biraz önce. Şimdi mesela Icardi'nin eşi hasta deniyor. Tabii ki de sağlık problemi hani en önemli şey ama geçen de bir story attılar. Hani hiç hasta gibi durmuyor eşi. Bilmiyorum yani. Vallahi. Bilmiyorum ben. Orada yönetim gerekli açıklama yapacaktır. Icardi biraz tatili uzattı bana öyle geliyor. Yani. Sezon başlayacak. Süper Kupa finali niye ertelendi mesela? Ya zaten ben şunu anlamıyorum. Galatasaray'ın sponsoru Azerbaycan şirketi Socar. Süper Kupa finali Azerbaycan'da oynanacak Ocak ayında. Süper Kupa finali niye ertelendi? Ben şunu zaten söylemek istiyorum. Süper Kupa finalinin heyecanı sezon başlamadan önce atılır. Aynen öyle. Sen Ocak'ta oynatın onun bir heyecanı kalmayacak ki. Bak şimdi Zaha'lar, işte Şimanski'ler, transfer Tadic, çalımları konuşuluyor değil mi? Zeko. Şimdi çok girme ben Galatasaray Fener'in oyunculara talip olduğu oyunculardan girdim. Onları söylüyorum. Yani transfer çalımları konuşuluyor ya. Sen bu hava varken Süper Kupa şimdi oynayacaksın. İşte o maçın zevkini alacaksın. Zeko'yu da Galatasaray istedi. Ya yok hikaye o yani. İstedi. Neyse. Icardi, Erden Timur kendi söyledi. Ben Zeko'yu alırsam dedi. Icardi'yi alamam dedi. Ya o yüzden almadım dedi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ki Zeko da Icardi'den geride bir oyuncu değil. Zeko Manchester City'de, Roma'da, Wolfsburg'da, değil ya. Inter'de oynuyor. Daha yeni Şampiyonlar Ligi finalinden geldi Zeko adam. Zeko zaten daha kariyerli baktı. Icardi'nin ama Şampiyonlar Ligi'nde finali yok. Aynen. Messi kovdu Paris'ten Icardi'yi. Evet. Ben Icardi'nin futbolculuğuna bir şey demiyorum ama bizim ülkemizde Drogba'lar, Eto'lar, Mario Gomez'ler geldi. Icardi'nin Türkiye'de bu kadar sevilme nedeni şu. Magazine de malzeme veriyor sürekli. Bir gün Simge ile adı çıkıyor, bir gün Vandanara ile çıkıyor. Vandanara ile beraber zaten adı çıkması ya gerekiyor. Ya şöyle ama Vandanara bir ara gitti, rapçi mepçi bir şeyler dediler, ortalık yaptı karıştı zaten. Hani bunu herkes biliyor yani, yatakta şeyler, pozu yani ben vermedim hani o verdi şu yani. Şu açıdan diyorum yani Icardi çok magazin malzemesi verdiği için de seviliyor. Hani ben bir kere yorum yaptım ya, ben hani art niyetli olduğumu düşünler. Icardi'nin ben golcülüğüne lafım sen yok. Sen de zaten Playboy'un aranan isimlerinden birisin. Mesela şunu da söyleyeceğim. Erden Timur hala belgeleri açıklamadı. Ben açıklamasını rica ediyorum. Ben de taktaşım belge hani sana vereceğim. Belge git evde oku. Çarşaf çarşaf. Fenerbahçe şampiyon olamayınca bir anda her şey temiz oldu Türkiye'de. Onu söyleyeyim sana. Ya zaten İlginç o konularda yani. Tamam. Onları zaten ben o konuda söylüyoruz. Fenerbahçeli olarak dertliyim. Şimanski'yi de elinden aldı Galatasaray'ın Fenerbahçe. Onu da söyleyelim. Oyuncunun menajeri geldi. Toplantıdan aldılar biliyorsun. Flora'ya geldi Selahattin oyuncunun Baki menajeri. Flora'da toplantıdan aldık diyor. Bu sene ilk defa Fenerbahçe yönetimini takdir ediyorum. İlk defa agresifler. Bir Fenerbahçe olarak doğru transfer yapıyorlar bir de. Hem açıklamalar anlamında da tebrik ediyorum. İlk defa
agresif bir yönetim var. Sonunda 6. yılda yani çok şükür. Belki bu sene sonunda da senin adı Simgel Hamdaları belki. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz magazinle falan. Biz düz adamız. Bunu sana söyleyeyim. Zaha transferini ben Zaha'nın futbolculuğuna bir lafım yok Galatasaray adına ama Raşitsa da gelecekse ben bu denklemi anlamadım. Ya ben bilmiyorum. Galatasaray şöyle bir nokta var. Bazı noktalar çok yüklendi, bazı noktalar da yüklenmedi. Yani boş bıraktı gibi. Peki. Angelino'yu nasıl buldun Zalgiris maçında? Sakatlandı maalesef. Evet, Angelino daha normal takıma yeni alışıyor. Takım bir tam net beraber oynadığı zaman da Angelino fazlasıyla iş yapacaktır. Angelino çok orta aşçı da içeride ortaya kafa vuracak adam da bir sıkıntı vardı. Bakalım. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye geçelim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, iki takımın da transferlerin hayırlı olmasını dileyelim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'ye geçelim ilk çünkü maç çarşamba günüydü. Fenerbahçe Zimru'yu rahat yendi beklendiği gibi. Rakibin zaten durumu hali ortada yani. Hani Moldova Ligi'nde 8 takım mı var 10 takım mı ne var zaten. Zimru'da 3. 12 puanı vardı. Geçen gün ilginç bir şey var. Başka bir takım taraftara maçtan sonra paylaşım yapmış. Puandır onu paylaşmış. Zimru orada 8. 9. falan ama ligin başlamadığı tabloya atmış. Yazmış ki bu takımın bulunduğu durum belli. Siz bu takımı yendiniz, abartmaya gerek yok. Ya lig başlamış ki attığın tablo bile yanlış. Tabii. Ya şimdi zaten şöyle. Zimru zaten rezalet bir takım. Onu zaten bu galibiyetin zaten bir ölçüsü yok. Bak ben Fenerbahçe taraftarı olarak Zeko'nun Tadiç'in performansları ben bunları hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Şimanski'nin görmüyorum. Ölçü olarak görmüyorum bu maçta. Tadiç'e zaten doğru transfer dedim. Kent'e de dedim ama ben bu maçı ölçü görmüyorum ki. Tadiç zaten çok büyük oyuncu. Hı-hı. Onu söyleyelim yani. Ülkemize gelen en büyük futbolculardan biri kariyer olarak. Ya Fenerbahçe adına şunu söyleyebiliriz o maçla alakalı. Tadiç'in bu sene bu takımın lideri olacağı. Hı-hı. Hani seremonide bile biliyorsun Tadiç şey yaptı hatta. Osayi Samuel sol dizi, sağ dizinin üstüne oturuyordu. Tadiç onu bile düzelttirdi maçtan önce. Herkes aynı şekil olsun diye. Takımın lideri Tadiç olacak. O çok net belli. Zaten şöyle bir şey de var. Samuel'den geldiği için ekliyorum. Samuel biliyorsun kendi içine kapanık bir oyuncu. Evet çok içine kapanık bir futbolcu. Bu sene geçenki maçta biliyorsun bayağı böyle içli dışlıydı Tadiç'te Samuel. Aynen. Belki Samuel bu sene bu anlamda kendine gelebilir. Kabuğunu kırabilir. Ben de sana katılıyorum. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Ben İsmail Hoca'nın bir konuda hata yaptığını düşünüyorum. Batshuayi oyuna çok geç girdi bence. Zaten Batshuayi de maçtan sonra morali bozuktu. Soyunma odasına gitti erkenden. Fenerbahçe bence ya Batshuayi'yi göndermeli. Yok, böyle kullanacaksa bence, ama. Bence göndermemeli. Böyle kullanacaksa. 80'de 85'de oyunu alacaksa. Ama sen skorla ilgili bir işin kalmadığı için o saatte aldı. Yani garantilenmiş. Ya da diyorum ki Bakambu gibi ikinci forvetliği kabul edebilecek bir forvet alınmalı. Batshuayi'ye iyi teklifler var çünkü. Batshuayi İsmail Hoca böyle 70'de 80'de oyunu alırsa orada sıkıntı çıkar ben sana söyleyeyim. Vallahi hiçbir oyuncunun bu tavra girmeye hakkı yok. Hakkı yok da. Hoca 80'de alabilir daha bu sezon ilk maçı ya resmi olarak. Bir bismillah yani. Ben orada Batshuayi'nin gitmek için yer yaptığını düşünüyorum. Vallahi şunu kabul edelim. Edin Dzeko'nun olduğu yerde Batshuayi 11 oynayamaz. Nasıl Icardi'nin olduğu yerde Bakan bu da oynayamaz. Aynen işte ben de zaten diyorum ki ben Batshuayi'nin yer yaptığını düşünüyorum gitmek için. Ben sana söyleyeyim. Bakalım. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim galibiyetten dolayı. Tabii ki de. Tebrik edelim. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş da dün 3-1 kazandı. Aboubakar'ın gol atamadığı maçta 3 gol atması değerliydi Beşiktaş'ın. Muleka hazırlık maçlarında çok formdaydı. Geçen hafta konuşmuştuk bunu. Dün de güzel bir gol attı. Jackson Muleka. Semih Kılıçsoy da güzel bir gol attı. Genç yeteneği Beşiktaş'ın. Genç Semih. Yeni bir genç Semih oldu Türk futbolunda. Beşiktaş taraftarlarının büyük eleştirileri var yönetime. Kulübede oyuncu yok zaten diye. Zaten tribün o yüzden boştu bence. Kulübede dün harbiden oyuncu yoktu yani. Kulübe çok zayıftı. Şenol Hoca da maçtan sonra dün açıklamalar yaptı. Uzun bir basın toplantısı yaptı. Umut veren açıklamalar yaptı. Bence Beşiktaş'ın yine iyi bir kadrosu var ama yok. Transferlere de ihtiyacı var. Bence Beşiktaş'ın kadrosu kötü değil. Şu açıdan diyorum. Alternatifler anlamında. Mesela dün Onur Bulut oynadı sağ tarafta Gezzal'in yokluğunda. Onur iyi oynadı ama Gezzal de sakat ya. Ya Redmond'un gitmesi çok kötü oldu. Bak mesela Redmond iyi oyuncu. Beşiktaş'ın ileriye adam alması lazım. Seninle ben aynı katılıyorum. Hani kadrosu geniş değil ama şöyle bir avantajı var bence Beşiktaş'ın. Beşiktaş geçen seneyi iyi kapattı. Oturmuş bir oyunu var. İyi bir hocası var. Beşiktaş bence şampiyonluğun güçlü adaylarından biri. Ya şu an Beşiktaş Trabzonspor'un durumunda değil. Ya Beşiktaş taraftarı o kadar enseyi karartmasın. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle bir nokta var. Ama hamle lazım. Sana katılıyorum. Beşiktaş'ın kulübesine baktığın zaman da bir tane oyuncu alıp da şu takımı gidişatını skoru değiştirsin noktasında bir oyuncusu yok. O yüzden ben Beşiktaş'ın kadrosunu
yetersiz olduğunu, geçen hafta o yüzden işte zirve noktasında sıkıntı yaşayacağını söyledim. Mesela Beşiktaş, Tirana değil de, örnek veriyorum sana, Rosenborg, Pogon, işte Vitória Guimarães gibi takımlarla eşleşseydi maç bu kadar kolay olmazdı. Beşiktaş şampiyon olduğu sene 2021'de ön elemede Rio Ava'ya elenmişti. Düşün işte. Mesela. Aynı bu kadroda öyle. Kulübede adam yok. Zaten korusun, lazım. 11'de bir oyunculara bir şey olsa ne olacak? Ciddi anlamda problem var. Ante Rebic'in adı geçiyor. Gelecek diyorlar. Bence Rebic bizim ligimizde iş yapar. Rebic agresif yapar. Bir futbolcu. Tam bizim ligi uygun. İnşallah gelir. Bir kere 11'e baktığın zaman da ciddi anlamda Beşiktaş'ın bence yani sağ bekte de sıkıntısı var. Rozier iyi oynuyor. Onur Bulut var ama. Şu anlamda söylüyorum. Rozier gidecek diyorlar. Yok, kalacak o ya. Kalır mı sence? Kalacak. Masuaku ile Rozier kaldılar. Zaten Masuaku kesin kalmalı. Çok güzel bir orta açtı Masuaku. Aynen. Masuaku zaten çok iyi. Rozier hep gidecek dedikleri için Rozier'den alıyorum ben. Hani giderse sıkıntı olabilir. Bir de stoperde Necip oynadı bir de. Şenol Hoca Rozier'in burnunu sürttü ilk geldiğinde. Onur'u aldı. Onur'u oynattı 3-4 maç. Onur da iyi oyuncu zaten. Rozier dedi ki pabuç pahalı dedi. Çünkü Rozier biliyorsun bir ara alternatifsiz kaldı. Kafasına göre takılıyordu. Aynen. Şey her zaman iyidir rekabet. Hı hı. Rekabetin olmadığı yerde sıkıntı olur. Kesinlikle öyle. Umut Bereş'e de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynen. Beşiktaş'ta... Kaza yaptığı yerde bizim evin hemen aşağısı 2 dakika. Öyle mi? 2 dakika. Aa, çok geçmiş olsun. Beşiktaşlı iki tane genç oyuncudan çok ümitliyim. Demir Ege Tıknaz'la Semih Kılıçsoy'dan. Ege Tıknaz'dan mı? Dün oyuna girdi biliyorsun. Dakika 96'da girdi ama. Fiziği müthiş. Ön libero biliyorsun. Çok iyi fiziği var. Yetenekli de bir futbolcu. Ben gençlerimizden ümitliyim inşallah. 18 yaşında çok yetenekli daha. Oyuncularımız var. Doğru yönlendirilirlerse ama kandırılmazlarsa menajerleri falan tarafından. Arda Güler gibi iyi planlama yaparlarsa kendilerine aileleriyle. İyi yerlere giderler. Bakalım inşallah. Beşiktaş'ı da tekrardan tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Adana Demirspor'da konuşup transferleri öyle geçelim. Mavi Şimşekler Romanya'da 1-0 geride düştüğü maçı 1-1 tamamlayarak Adana'ya iyi bir sonuçla döndüler. Murat Sancak Başkan da dün bir açıklama yaptı yayıncı kuruluşta. Dedi ki, spiker Murat Başkan'a dedi ki, başkanım dedi, taraftarların mesajınız var mı? Murat Başkan da dedi ki, onlar zaten ne yapacaklarını biliyorlar dedi rövanş maçı için. Ben Adana Demirspor'umuzun turu geçeceğine inanıyorum. Çok iyi oynadık dün. Ah ah dedim hani maçı izlerken. 5-6 gibi bitecek maç 1-1 bitti. Aynen yani dün Mulekaya'da Abubakar Adana Demirspor'un 11'inde olsa. Tam tersi olsa, bana göre Onyekuru 11'de olsa maç farklı olurdu. O da olabilirdi ya da Başşuay'ı sallıyorum Adana Demir'in 11'inde başlasaydı maça. 4-1 5-1 alacağımız maçı ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Adana Demirspor çok iyi oynadı. Aynen. Şimdi ben hani programa başlarken dedim ya Adana Demirspor'a gibi bazı şeyler söyleyeceğim diye. Şimdi tabii. Mesela dün başkan dedi ki Onyekuru'ya ihtiyacımız yok. İşte Nani var, Akintola var, Yusuf var. Oyuncuları söyledi Nani'yi ama. Nani'yi nasıl buldun bir de onu da yorumla. Tamam. Şimdi şöyle bir nokta var. Dün Akintola süründü mesela. Çok kötüydü. Şimdi Nani'nin de yaşı var. Var mal. Şimdi doğru. Akintola'yı pardon Onyekuru'yu başkanın ben böyle silmesini çok doğru bulmuyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yusuf Sarı iyi oynuyor ama. Yusuf iyi oynadı gene Yusuf var. Yusuf iyi oynadı gene ama. Iyi oynadı. Şimdi bir tane oyuncu koyuyoruz diyelim ki Yusuf'u. Başka oyuncu noktası Akintola geçen sene iyiydi bir ama mesela ilk geldiği sene iyi değildi. Sakatlıklar falan yaşamıştı. Bu sene de gene öyle olursa ondan verim yok diyelim ki. Bak ben sana bir şey diyeyim. Anlatayım. Onyekuru tamam, diyelim ki gitti. Ondan da yok zaten doğal olarak. Nani'nin de yaşı var diyelim ki o da atıyorum. 2-3 maç oynadı. Düşe geçti. Onda da yok. Elinde oyuncu kalmıyor bir anda. Yusuf'tan başka kalmıyor. Heh. O yüzden bence şöyle bir nokta var. Eğer Onyekuru giderse bile bence oraya transfer lazım. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Akintola 3 yıldır hayal kırıklığı. Hatay i̇şte. Spor'daki performansıyla kıyaslarsak Adana Demirspor bana göre Türkiye'nin en rahat takımlarından biri bir futbolcu için. Akintu paraları zamanında alıyor oyuncular. Primleri zamanında alıyor. Hı hı. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında. Murat Sancak gibi çok iyi bir başkanla çalışıyorlar. Ama ben şimdi bir Svensson'un performansına bakıyorum. Adam hep 10 üzerinden 6, 7, 8 en kötü. Akintola'ya bakıyorum. 3 tane 7'lik maçı yok 3 yıldır yani. 8'i 9'u geçtim. Akintola'nın bir öz eleştiri yapması lazım kendine. Vargas'ın oynadığı 1 yılı Akintola'nın 3 yılı denk gelmiyor yani. Ne düşünüyorsun? Vallahi kesinlikle öyle. Nani bile dün daha iyi oynadı ki. Nani Avustralya'nın en kötü takımından geldi. Maçları veriyor Bein Sports Avustralya Ligi'ni biliyorsun. Hani öğlen 12'ye falan denk gelen maçları ben izliyorum genelde. Evde olursam Nani Avustralya'da gol atmadı ama Nani şeyde çok iyiydi. MLS Ligi'nde çok iyiydi. Orada iyiydi. MLS'de yani Avustralya'daki takımı zaten faciaydı. Ligin en kötü takımıydı. Hani Nani'nin orada yanında adam da yoktu ama Nani'nin dün oyuna girdikten sonraki haline bakıyorum. İstekli. Yani Nani gene evet. Nani yani hani form geçici klas kalıcıdırdan klasını gösterdi ama Akintola yeteneklerine ihanet ediyor.
Aynen, kesinlikle öyle. Bir de hani Murat Sancak Başkan'ın Adana Demirspor taraftarının ondan çok beklentisiyle geldi. Gelen bir transfer İyi oldu. Bizim de beklenildi. İyi bonus muydu? Yok, o kadar değil. Ama fiyatı biraz artmıştı. Araya bir giren kulüpler oldu. Doğru. 3,5'tu yalnız. O söyledim. Kadar değildi ya. Öyle mi? 8 bin euro muydu yoksa 800, ya? 801 arası olması doğru, lazım. Doğru. Aynen. 850 bin euro olması hatta lazım. Hatta Murat Başkan dedi ya, başka bir kulüp araya girdi, fiyatı 150-200 arttı gibisinden. Evet. Yani o yüzden kesinlikle bence eğer Onyekuru gidecekse, ki Murat Sancak Başkan'ın yaptığı açıklama zaten işin bittiğini gösteriyor. Bence Onyekuru gidecek. Zaten bonservis alındı ya, bence Arap tarafına gidecek. Bence 6-7 milyon euroya kazandırarak gidecek diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Kâr edecek. Çünkü 3,5'tan aldı biliyorsun. Doğru. Adana Demirspor, ama giderse kesinlikle kanat lazım. Katılıyor musun? %100 lazım. Keşke Vargas geri gelse. Çok iyi olur. Ama bu kurlarla o bonservis vermesi çok zor. Ama Onyekuru 7'ye, 7,5'a, 8'e satılırsa iyi bir oyuncu alınabilir. Hani aradan kâr edip. Ha, öyle olabilir. İşte evet. Arada kâr var ya, kâr marjını alıp. Bir de forvete de para vermek zorunda alacak ya. O Adana biraz... Demirspor'un ekmek gibi su gibi santrafor alması lazım. Hı-hı. %100 yani. Kesinlikle. Bakalım Adana Demirspor'da mücadelesiniz oluyor. Tebrik ediyoruz. Ben turu geçeceğimizi düşünüyorum. Son bir soru sorayım, transferlere tamam. Geçelim. Manevi nasıl buldun? Bir de Karaçiç 11'de başladı. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Sana hatta geçen konuştuk ya, Karaçiç geçerse hiç oynatılmadı diye. Bu maçta oynadı. Ertaç yedek kaldı. Belki de hoca onu bir görmek istedi. Manevi beğendim. Murat ama Başkan, aşırı çok iyi değildi yani. Murat Başkan Manev'den de para kazanabilir Murat Sancak Başkan. Biz Manev ilk geldiği zaman zaten söylemiştik biliyorsun. Karaçiç'i nasıl buldun kalesinde? Bir hatası olmadı Karaçiç'in. Çok da iş düşmedi Karaçiç'e. Peki Kluivert hocanın performansını nasıl buldun? Ben Kluivert'tan umutluyum ya. İnşallah işler yapar. Kluivert hoca bir de bak şey bir isim. Camiaya, taraftara böyle nasıl diyeyim, ne derler? Umut saçmıyor demeyeyim de. Güven veren. Güven veriyor. Ilımlı diyeyim. Yani bakalım. Anlayışlı bir hoca. Vallahi ben de ümitliyim. İnşallah iyi işler yapar. İnşallah. Bakalım ne olacak. Aynen öyle. Adana Demirspor'a da başarılar dileyelim haftaya Perşembe günü rövanş maçında. İnşallah turu geçecek tüm takımlarımız. Ülke evet, puanımıza inşallah. Katkıları olacak. Zaha'yı zaten konuştuk. Geçelim. Konya Spor'la başlayacağız. Konya Spor 2 transfer yaptı biliyorsunuz. Kasımpaşa'dan Yunus Mallı geldi. Bir de Morgan Schneiderlin'i aldılar. Schneiderlin çok tecrübeli bir futbolcu. Southampton, Manchester United. Aynen. Everton'da da oynadı. En son Avustralya Ligi'ne gitmişti biliyorsun. Schneiderlin 35-36 yaşına geldi. Yunus Mallı da biliyorsun ülkemize geldiğinden beri Wolfsburg'daki performansını hiç sergileyemedi. Ben zaten Bundesliga Ligi'nden beri beğenmediğim bir oyuncu. Ama orada gene performansı vardı. Burada hiç yapamıyor. Bence orada da yoktu. Yani benim futbol bakış açımla... Hani böyle herkesin bir şeyi vardır ya, doyum noktası deriz. Hani yeter noktası. Bence orada da yoktu. Çok büyütüldü. Zaten Türkiye Ligi'ne gelme nedeni ve aslında transfer noktasında büyütülerek para kazanma noktası böyle oldu. Yani hatırlıyorsun Trabzonspor ilk adı geçtiği zaman da biz programlara yeni başlamıştık. 19-20 sezonu yaz döneminde. Ben her zaman orada da söylemiştim. Açıp izlesinler, programlar mevcut hala kanalımızda. Yanlış demiştim. Hani Yunus Mallı çok fazla büyütüldü. Hatta biliyorsun o zamanlar milli takıma falan da seçildi yani. Doğru. Almanya'dayken. Hiçbir şey veremedi ki kardeşim. Bizde milli takımda da performans veremedi. Düşün, Ömer Ozon, Toprak gibi oldu. O zaman Wolfsburg'dayken işte. Hani sen diyorsun iyi diye bak veremedi. Ya Almanya Ligi'nde gene bu kadar kötü değildi yani. Bence kötüydü. Ben izliyordum çünkü. Peki. Ben öyle düşünüyorum. Hani tamam. Seninle orada katılmıyorum ama yani Yunus Mallı'nın ben çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Schneiderlin ne yapar? Schneiderlin ne yapar? Bir izlememiz lazım. 35-36 yaşında. Çok tecrübeli. Kariyerine bakmamış bir zaman. Son dönem önemli benim için. Yani bilmiyorum bakalım ne olacak ama Yunus Mallı çok yanlış. Konya Spor'da da İbrahim Şeyiç'in gideceği konuşuluyor. Şeyiç bence çok önemli bir kaleci. Ama şöyle düşünüyorum. İyi bir bonservis kazandıracak. Arabistan'dan teklif var. İyi bir bonservis kazandıracak. Kaleci noktasında takımlarımız genelde sıkıntı yaşamıyor. Yani orayı kapatabiliyoruz. Hı-hı. Hani forvet, defans, işte bek gibi olmuyor. Gelen para iyi bir para olursa, diğer noktalara o parayla iyi hamleler yapılırsa Konyaspor için iyi olur. Ben o noktaya bakıyorum. Yani şöyle bir 4-5 milyon euro kazanmaları lazım. 6-7 milyon euro hatta belki de. Çünkü Seyic'in yaşı olduğu için çok yukarı çıkamıyorum. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Konyaspor'a başarılar dileyelim transfer döneminde. Bir diğer İç Anadolu temsilcisine geçelim Süper Lig'de. Sivas Spor'a. Senin uykun mu geldi? Yok ya da gözüm kapandı. Sıcaktan. Bir transa geçtin sen. Aynen. Sıcaktan. Sivas Spor 2 transfer yaptı. Birisi ülkemizde daha önce oynayan bir isim Lüksemburg'da. Gerson Rodriguez yabancı transferi.
Gerson Rodriguez biliyorsun Ankara Gücü'nde oynadı, Eyüp Spor'da oynadı, Lüksemburglu oyuncu. Hem kanatta hem de duruma göre en uçta da oynayabilen bir oyuncu. Hareketli, hızlı bir oyuncu çünkü. Kesinlikle full eli, topla ilişkileri de iyi olan bir oyuncu. Bir de kaleye Erhan Eren Türk geldi Konya Spor'dan. Gelmez olaydı diyorum ben. Vallahi ben bir Sivaslı olarak sana şöyle söyleyeyim. Zaten bizim taraftarların yönetime ve hocaya kale konusunda çok büyük tepkisi vardı. Hem Ali Şaşal Vural hem de Muammer Yıldırım zaten taraftar tarafından istenmeyen isimlerdi. Bir de Erhan Eren Türk geldi. Erhan zaten kötü bir kaleci. Bana göre Sivas Spor Süper Lig'de bu sene kale anlamında büyük sıkıntı çeker. Sivas Spor'a Petković gibi, Samassa gibi kaleci lazım. Ivanković gibi. Kim gibi? Ivanković vardı ya. Ivankov. Şey Ivankov, Ivankoviç nereden çıktı? Aynen Ivankov. Dimitar Ivankov. Penaltı atardı. Bursa Spor'da, Kayseri'de oynadı. Bulgar kaleci. Bir anda beni sıcaklar çarptı herhalde. Gümüşhaneliydi, 29'u evet. Giyiyordu. Şimdi zaten şöyle bir nokta var. Erhan Eren Türk zaten bırak Süper Ligi. Tabii canım. 1, 2, 3. ligde bile olmaz. Ya hedef oynayan takımlarda çok oynayamaz. Çok kötü transfer. Altın Ordu'da oynar. Yani orada hedef yoktu biliyorsun hani şey o ama. Orada bile beğenmedik zaten. Süper Lig'de büyük sıkıntı çeker Sivas kesinlikle. Spor kalede. Gerson Rodriguez nokta bir transfer. İyi bir transfer ama Sivas Spor yönetiminin Gerson Rodriguez gibi diğer mevkilere de katılarak söylüyorum. Sadece forvet noktasında 6-7-8 tane kaliteli hoca olması lazım. Ya tamam Gerson Rodriguez'i aldık da Gradel gitti. Neye yarayacak ki? Gittiği için zaten 6-7-8 tane kaliteli hoca lazım. Ben Gradel'in gitmesini gene doğru buluyorum. Şu anlamda hani artık bir yaşı geldi 37'ye. Geldi de son 3 seneki istatistiklerine bak adam hep çift tane yapmış. Normal adam yok başka. Ona yükleniyor. Tamam da işte. Adam bizi kurtarıyordu. Şimdi kim kurtaracak? Sen git kaleci olur lisan çıkarsınlar. Allah ondan sonra Sivasspor taraftarına ben kaleci olursam her maç 15 tane yerim. Niye? Yani. Ondan sonra taraftarlara dersin ki sakin olun biz çıkacağız bu ligden. Kalacağız bu ligden. Nereye yani. Çıkacağız? Asansörden yukarı bile çıkamayız aynen. Ben kaleci olsam. Ben bak sen geçen bana dedin ya senin Sivasspor'dan bir ümidin var mı diye hani bir Sivaslı olarak. Vallahi benim yok. Hani ligde kalırsak öpüp başıma sen koyarım Sivas inşallah. Sen Sivasspor'u okuyarak her hafta geçersen Servet Çetin'le beraber her hafta Türk'ü söyleye söyleye Sivas Spor'un kötü gidişatını konuşursunuz. Neden bunu söylüyorum? Benim Servet Hoca'dan tek bir beklentim var. Hocam Türk'ü okumanızı sizden istemiyorum. Hani takımı ligde tutun ondan sonra istediğiniz şartı söyleyeyim. Ya ben şöyle bakıyorum. Rock mı, bak. Rap mi, Türk'ü mü? Bir tane kaleci alacaksın değil mi? Kötü kalecin çünkü alman lazım. Kalede sıkıntı ya, var. En kötü kaleci alıyorsun ya. Erhan Eren Türk ya. Türkiye'de o kadar iyi kaleci var. Mesela biz diyoruz ya ben diyorum ya mesela. Alt ligden al. Alt ligden iyi kaleciler var. Gerçekten Süper Lig'de oynarsan diyorsun kim var? Ya Erhan Eren Türk oynuyorsa. Sana şimdi sayacağım isimleri saymıyorum ama. Ya al işte ben biliyorsun. Onu diyorum aynen. Al yani ya. Al. En azından o kaleciye bir hani şans ver. Hani sen bugün ver. Dedin ya ikinci programında kaleciler için isim verme. Ben de vermiyorum şimdi. Süper Lig'de adı geçiyordu. Keşke o gelse ya. Ondan daha iyi çünkü. Doğru. İlginç. Sivas Spor'a hayırlı olmasını diliyorum. Gerson Rodriguez'den kaç gol beklersin mesela? Çift tane bulur. 8-9. O kadar atar mı? Aynen. Peki bakalım ne yapacak onu merak acilen ediyorum. Acilen Samsun maçına kadar transferle yetiştirmesi lazım. Sivas Spor'un. Doğru diyorsun kesinlikle. Yoksa Meta televizyon başında yığılabilir. Sivas Spor bu sene ligde kalmaya oynar. Emrah transferi iyi oldu ama iyi oynuyor. Emrah Bassan. Valla NG'de tüm hazırlık maçlarında gol atıyor. Samsun maçını çok merak ediyorum. Resmi maçta ne yapacak? Bakalım. Başarılar dileyelim Sivas evet. Spor'a. İstanbul Spor'a geçelim. İstanbul Spor 2 yabancı transferi yaptı. Geçen sene takımda kiralık oynayan Demajo Duaney takımda kaldı. Bence iyi oynamıştı geldikten sonra. Bir de Racine Coli'yi aldılar. Bu oyuncu Portekiz Ligi'nden geldi. Sol bek. Coli'yi tanımıyorum. Hani bir şey diyemem. Ama bence Duaney geçen sene iyi oynadı geldikten Coli sonra. Coli nereden geldin dedim bir an. Portekiz'den ha, tamam, geldi. Yanlış söyledin zaten de. Duaney de Stoke City'nin futbolcusuydu. İstanbulspor 4,5 yıllık imzaladı. Eğer İstanbulspor küme düşse bile bu sene bence Duhani Süper Lig'de kalabilir. Bonservis alabilirler. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Valla Racine Coli hiç takip ettiğim, bildiğim 27 yaşında bir oyuncu. Hiç izlemedim. Özellikle yani yakından takip ettiğim bir oyuncu olmadığı için net bir yorumum yok. Benim de. Duhani dediğin gibi geçen sene bence de çok iyi oynadı. İstanbulspor hani bir sıkıntı yaşarsa bu sene bile transfer yapma ihtimali Süper Lig olmasa bile her türlü bir dışarıya bile transfer yapma ihtimali yüksek. Ya da TFF1'in iddialı bir takımı gidebilir. Paralı bir evet. Takıma gidebilir. Sallıyorum. Kesinlikle hani, her şey olabilir. İstanbul Spor ama şu anda iç açıcı transferler yapmıyor maalesef. Ben de. Zaten İstanbul Spor'un politikası bu. Evet. Hani bakalım İstanbul Spor'a da başarılar dileyelim transfer döneminde. Ankara Gücü bir transfer yaptı onu konuşalım. Giresun Spor'dan tecrübeli sol bek Alper Uludoğa ile anlaştı Ankara Gücü. Başkent ekibinin Giresun Spor'dan bu yaz transfer döneminde yaptığı 3. transfer oldu. Hayrullah geldi, Bayiç geldi, bir de Alper geldi.
Ben bu transferi yanlış buluyorum ben ama... Ben 3 transfer de yanlış buluyorum. Giresun'dan gelen. Peki. Daha önce konuştuk. Şöyle, Alper zaten 11 oynayamaz. Matej Hanušek 11 oyuncusu olacak. Alper yedek sol bek olacak takımda. Alper son dönemde çok düşüşte. Bir ara Alper çok formdaydı biliyorsun. Ama sakatlık falan çok geriye gitti. Evet, ben de öyle zaten katılıyorum sana. Ve kısa dediğim gibi, kısacası... Giresun Spor'dan transfer edilen 3 oyuncu da yanlış transferler. Bay için geçen seneki attığı gol sayısına göre kötü bir transfer olduğuna inanmıyorum. Ama Ankara Gücü'nün daha iyi bir forvet alabileceğini düşünüyordum. Zaten Ali Sov varken Bay iç yedek forvet olur. Evet. Tolunay Hoca'nın ilginç açıklamaları için ne düşünüyorsun? Ya söylenecek bir şey yok. Ben Türk milliyetçisiyim. Hani Türk evlatları kötü de oynasa iyi de olsa tamam, sahada olmalı. O zaman diyor. Hoca niye yabancı transfer yaptırıyor? Yapma, hepsini Türk oynar. Hadi Alper Uluda 11'de oynasın. Niye aynı şekilde imzaladın o zaman? Mesela benim bir şey söylüyorsan doğru. Onun karşılığında onu yapman lazım. Benim Tolunay Hoca'ya bir önerim var. Hocam 8+3 kuralı var ama İlk 11'de zorla federasyon illa 8 yabancı oynat demiyor. Mesela hani ilk 11'de 6 Türk, 7 Türk de oynayabilirsiniz. Yok 11'in oynasın. Doğru. Türk mesela TFF 1. Lig'de yabancı hakkım vardı 5 tane. Tam tersini yapsın Altın yani. Altın Ordu'nun kadrosunda 8 hiç yabancı 8 yoktu. 8+3, 8 Türk, 3 yabancı kullansın. Aynen. Hani federasyon zorlamıyor ki. Hani istediğin gibi oyna diyor yani. O sadece bir kural. Hani uygula uygulama sana kalmış. Tolunay Hoca'nın açıklamaları zaten ilginç. Neden kötü olan isim oynasın ki? Bu yerli için de geçerli, yabancı için de geçerli. Bir de hoca diyor ya, Türk oyuncuyu kurulanın karşısında olurum, karşısında olurum diye. Bu nasıl bir şey hocam? Mesela Tolunay Hoca Ümit Milli takımda çalıştı. Hangi oyuncuyu parlattı? Arda Güler oynatmadı. Bir de gitti şey erkenden oyunun aldı. Erkan Süyer'i Erkan çıkarmıştı Süyer erkenden hocam. Oyunu aldı. Ha, 18'de 20'de Erkan falan. Erkan Süyer çok iyi bir oyuncu değil. Gittiği takımlarda yapamıyor mu ya? Oyuncu böyle yapmak da doğru değil yani. Oyuncuyu kafa olarak bitirmesin. Devre arasında alacaksın. Tabii canım. Aynen öyle, katılıyorum sana. Bir diğer takımımıza geçelim. Gaziantep FK'ya geçelim. Max Gradel'i aldı Gaziantep FK bu hafta. Beni de üzen bir transfer oldu. Bir Sivaslı olarak Gradel çok sevdiğim bir oyuncuydu. Gradel çok iyi bir profesyonel. Ben katkı vereceğine inanıyorum Antep'e ama Antep'in daha da hamlelere ihtiyacı var. Yorumun ne olur? Vallahi Antep sıcaklardan dolayı sen biraz yok, sıcak. Yok ya, bir şey olmadı. Antep transfer döneminde hiç umut vermiyor. O yüzden güldüm. Peki. Antep'in geçen hafta konuştuk. Antep net düşmedi Süper Lig'de. Doğru. Maxim kaldı, Markovic kaldı, Jiloboşi kaldı. Evet, yani Gaziantep'in biraz hızlanması gerekiyor. Max Gradel'in de iş yapacağını düşünüyorum. Ben de katkı vereceğine inanıyorum. Ona da başarılar diliyorum özellikle. İyi bir profesyonel. Fatih Karagümrük'e geçelim. Bence Karagümrük yine iyi bir transfer yaptı. Fatih Karagümrük bu hafta bir hamle yaptı. İsveçli orta saha oyuncusunu aldı Serie A'dan. Markus Rohden'i. Karagümrük bence bütçesine göre ve imkanlarına göre hep iyi yabancı transferleri yapıyor. Yani 10 tane yabancı alıyorsa 7'si iyi oluyor bence. Senin görüşün ne Markus Rohden'le? Vallahi ben de iyi bir transfer görüyorum. Karagümrük'te, Karagümrük'ün yapısında kesinlikle iş yapacağını düşünüyorum. Aynı Borini, aynı Bertolacci gibi katkı vereceğini Ricci düşünüyorum. Gibi, Ozdoyev gibi. Ozdoyev bence tam beklentimizin karşılığında olmadı. Öyle mi diyorsun? Biraz bir tık altında kaldı. Daha çok şeyler bekliyorduk. Doğru. Rohden de bu anlamda katkı verecek transferlerden birisi. Yalnız Süleyman Hurma Başkan'ı özellikle tebrik etmek istiyorum. Bak, stadın yok, tesisin yok, takım çoğu zaman otelde kalıyor. Hı hı. Ama çok iyi oyuncular getiriyor başkan ya. Ya mesela Samsun Spor'daki para Karagümrük'te olsa, sallıyorum, Iğdır'daki para Karagümrük'te olsa, Süleyman Başkan anormal kadrolar yapar. Kesinlikle. Yani inanılma, oğlu da bu işi çok iyi biliyor Süleyman Hurma Başkan'ın. Serkan Hurma zaten kendisi Harvard mezunu, hani para uzmanı direkt. O zaten yapı olarak, mali olarak yani daha doğrusu. Bir de Süleyman Hurma Başkan'ı şundan özellikle tebrik etmek istiyorum. Hep hocalara şans veriyor. Bak, Ömer Erdoğan Hoca, Volkan Hoca, Farioli Hoca. Pirlo. Aynen. Ya Pirlo'nun adı zaten biliyorsun. Ama teknik direktör anlamında söylüyorum. Doğru, ben haklısın. Şey olarak, hani şöyle değil. Yani Süleyman Başkan hep hocaların da önünü açıyor. O yüzden ben özellikle tebrik etmek istiyorum başkanı. Kesinlikle tebrik ediyoruz. Çok iyi işler yapıyor başkan. Onu söyleyelim. Karagümrük'ün de bu stat ve tesis sorunu bir an önce çözülmeli. Çünkü İstanbul'da birçok takıma stat yapılıyor, tesis yapılıyor. Karagümrük de çok köklü bir kulübümüz. Karagümrük'e de bir an önce lütfen yardım edilsin, onu söyleyelim. Hı hı. Çok güzel bir stadı var. Orası zaten oraya yapsalar olmasa çok iyi olacak. Ümraniye Spor'un stadı yapıldıysa Vefa Stadı da yapılabilir yani. Onu söyleyelim mesela. Kasımpaşa'ya geçelim. Kasımpaşa bir transfer yaptı. Eski oyuncusu, hatta iki ayrı dönemde takımda oynayan Nijeryalı stoper Kenneth Omeryo'yu aldılar. 29 yaşında Omeryo. Bence ligimiz için iyi bir stoper. Senin görüşün ne olur? Ya Kasımpaşa'da sistem hep aynı. Eski hocalar gidiyor geliyor. Eski oyuncular geliyor gidiyor. O yüzden ben bu transferde o anlamda şaşırmıyorum. Peki. Hayırlı olmasını diliyorum.
Ya zaten Kasımpaşa'nın bir hedefi yok. Bunu çok konuşuyoruz seninle. Lige kötü başlıyor, sonra transfer yapıyor, ligde kalıyor yani. Hani onu söyleyelim. Son olarak da Çaykur Rizespor'a geçelim. Kasımpaşa'ya da başarılar dileyelim. Çaykur Rizespor'da birkaç transfer oldu. Kulüp açıklamadı ama oyuncular hani Rize'de kamptalar. Daha doğrusu Erzurum'da kamptalar takımla beraber. Çaykur Rizespor'da da sıkıntılar var. Yerel medyaya düştü. Onları da konuşalım seninle. İlk olarak Çaykur Rizespor Manisa FK'dan sağ bek Taha Şahin'le anlaştı. Soma Spor'dan stoper Mustafa Şengül'ü aldılar. Bir de genç oyuncu Eray'ı aldılar yine Soma'dan. İlhan Hoca ile yönetimin arasında problem çıkmış. Yerel medyada haber çıktı. İlhan Hoca transferler gelmezse istediğim gibi istifa ederim demiş. Rize'de ciddi problem var. Transfer yapamıyorlar. 2 hafta sonra lig başlayacak ve ilk maçları bana göre ligin en sıkıntılı maçlarından biri. Adana Demirspor deplasmanına gidiyorlar. Dün akşam Adana Demirspor'u izledik. Adana Demirspor şu an resmen pirana gibi. Yani iyi takım durumda. Müthiş ve eksikleri durumda. Tamamlarsa daha iyi olacaklar. Aynen öyle. Bir iki eksiği var bir de yani. Çok değil. 10 tane adam lazım değil. Tabii. Ama Rize Spor'a 10-15 arası iyi adam lazım. Ne ara bu adamlar gelecek? Bu takım ikinci kampta kimse gelmedi. E kampın anlamı kalmadı. Sen transferlerinle kampa gidersen anlamı olur. Bu oyuncular şimdi nerede kaynaşacak? Peki ben sana bir şey soracağım. Sor tabii ki. İlhan Palut Hoca'nın ben bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Hangi konuda? Ben istifa ederim transfere gelmesi diyor. Neden bunu söylüyorum? Ya hocam sen takımdaki bütün oyuncuları gönderdin. Bu sana hak veriyorum Abilton, ben. Hamilton, Bolasya, Ogun Özçelik gibi oyuncuları nasıl gönderdin? E sen bu adamları beğenmeyip gönderiyorsun. Nasıl ki bir kere zaten burada hani bu adamlar iyi adamlar. Oynayabilecek adamlar. Süper Lig oyuncuları. Bunları sen nasıl gönderdin? Tabii zaten Süper Lig oyuncuları. Ha madem hadi gönderiyorsun ya. Arkada transferler garantiledikten sonra sen gönderirsin. Tabii. Hiçbir şeyin garanti değil. Oğlum siz gidin. Biz transfer yapacağız. Kafası aynı. Resmen öyle ha. Hani halı sahada veya işte nasıl diyeyim sana. İki adam lazım. Menajerlik oyunu oynarsın ya. Bir tür adamları gönderirsin. Oyunda olur çünkü onlar. Ben transfer yapacağım kafasıyla. Yapamazsın mesela onun gibi. Doğru. Ya bu nasıl bir mantık? Şu an Çaykur Rizespor çok ciddi anlamda sıkıştı yani. Ben biliyorsun yani. İlhan Palut Hoca'nın çok büyütüldüğünü söylemiştim. İlhan Palut Hoca dikkat et. Konya Spor'da son dönemde böyle ondan sonra böyle bir şeyler yaptı açıklamalar orada falan. Orada hocayı yediler ama. Bir yani. De burada buraya geldi burada böyle açıklamalar yapıyor. İlhan Palut Hoca da biraz kendisini kaftanda görmeye başladı. Ben sana söyleyeyim bak. Ya zaten burada şöyle bir hata var bir kere. Oyuncu almadan senin dediğin gibi neden oyuncuları yolladın? Ha çok net belli oyuncuları gönderirsin. Hani tabii. Atıyorum genç oyuncu Kubilay'ı vardır. Kubilay'ı yolla ama sen Bolasya gibi bu ligde oynayabilecek. Hamilton. Ne Maicon diyorum yanlışlıkla. Bir de şey Hacı Osman'ı bile gönderdin sen ya. Ama Hacı Osman'ı zaten geçen sene hiç oynatmadılar ki. İşte oynatmadı ama tut yani sen adam aldın. Bolu'ya gidiyor o da biliyorsun yüksek ihtimal. E John Murray nerede? Kaldı John Murray. Kaldı. Oynuyor. Ha, bir de Rize'ye bir yabancı daha geldi. Papa Diouf. Genç Senegalli forvet 20 yaşında. Valla şu an Çaykur'u bak mesela Hatay Spor geçen sene çok ağır bir tahribattan çıktı. Kaç tane hamle yaptı? Ercan Coşkun'u gönderdi. Ha tamam belki diyecekler ki sen diyeceksin. Geçen sene zaten Ercan oynayamaz. Yüzüne ya. Bakıldı. Belki de oynayamaz. Evet ama kampa götürdü. Oyuncu yok kampta. Nasıl çalışıyor Rize Spor? Ercan'ı ilk başta götürdüler. İkinci kampa biliyorum. Götürmediler sonra. Oradan ya, ayrıldı. İlginç bir iş var. Vallahi Rize Spor'un şu 10 gün içinde 10-12 tane kaliteli oyuncu almazsa uçaklar sabah akşam öğlen inmesi lazım. İlk haftalar acayip sıkıntı yaşarlar. Çünkü bu oyuncular nerede kaynaşacak? Futbolcular kampta kaynaşır. Nerede kaynaşacak bu oyuncular? Ne bileyim Atari salonu. Gece kulübüne mi gidecekler? Oyun salonuna mı gidecekler? Nerede kaynaşacak? Bu sıra gecesi mi yapacaklar? Horon mu teperken kaynaşacaklar? Bilmiyorum. Rize'de. Aydere, ya da yaylaya mı çıkacaklar? Aydere yaylasına çıkarlar belki. Bu Çaykur Rizespor'da para da var yani. Maddi olarak kötü bir takım değil ki Rizespor. Sen problemler var dedin. Ne problemiydi o? Şöyle problemden kastım şu. İlhan Hoca yönetimle konuşmuş. Problem şu bir de pardon. İşte bir şey dedin ya onu diyorum. Anlaşmaya yakın olunan oyuncuların transferleri hep yattı diyorlar. Ya niye yatıyor peki? Yerel medyada konuşuyorlar. Demek ki maddiyattan yatıyordu. Ben başka bir şeyden yattığını düşünmüyorum. Hani şimdi peki ben de sana şunu neden söylüyorum? Geçen sene Eyüp Spor'un elinden İbrahim Olavoyni 1 milyon euro verip alan takımda nasıl para problemi? Ben de işte ona geliyordum. Hani şimdi para var diyoruz ya acaba para problemi mi var? Ben para problemi olduğunu inanmıyorum. Niye o iptal oluyor transferler? Onu bilemiyorum ama son aşamada işte. Paradan iptal oluyor paranı transferler. Rize Spor çok geç kaldı. Mayıs ayında lige çıktı Süper Lig'e bu takım. 3 ay oldu neredeyse. 2,5 ay oldu. 2 ay oldu. Ağustos'a gireceğiz salı günü. Lig başlıyor ayın 11'i Cuma günü. Ne ara gelecek bu oyuncular?
Sen ya, orada İbrahim Hatay, Başkan'a bayağı büyüklendin ama. Ya bak Hatay Spor'un şehri yıkıldı ya. Hatay maalesef Hatay şehrimiz yani çok tahribat yaşadı. Hatay Spor başka ile gitti. Hatay Spor kaç tane transfer yaptı ya o kadar aynen, sıkıntıda. Vallahi çok ilginç. Rize Spor mesela, çok geç kaldı. Tamam bunun nedenlerinden biri yine İlhan Palut'un da etkileri de var. Pendik Spor oyuncu alıyor mesela sürekli. Görüyorsun hamleler yapmaya çalışıyor. Samsun Spor az da olsa hamle yapmaya çalışıyor. Çaykur Rizespor'da ne gelen var ne giden yani. Ne kuş uçuyor ne sinek derler ya. Ama öyle Çaykur Rizespor'un ya bak Çaykur Rizespor Süper Lig'e çıkıyor küme düşüyor. Murat Sancak bu Başkan diyor ya. Artık... Çileğe mili unutun kavun karpuzu bulursanız şükredin dedi ya. Bırak çileğe kavun karpuzu. Üzüm bile gelmiyor Rizespor'a. Ya erik gelsin, şeftali gelsin, nektarı gelsin. Sen de pahalılarına gittin. Nektarı bulmak zor. Kilosu şey, kaç hani para? Gelsin yani. Ben ucuzdan aldım ya. Üzüm diyorum gene. Karpuz ucuz mu sanki? Yok karpuzu demiyor zaten. Hani Murat Başkan dedi ya kavunla karpuz değil. Onlar da ucuz değil ki baktığında. Bakalım Rizespor için inşallah hayırlısı olur. Yapılır. Hamle yapan tüm takımların hamlelerinin hayırlı olmasını dileyelim. Bak ben sana şimdiden diyorum. Rizespor ilk hafta bu kadroyla Adana Demir deplasmanına çıkacaksa 4-5 yer. Konuşuruz onu o hafta. Tüm takımlara başarı dileklerimizi tabii iletelim. İnşallah Allah kısmet ederse geldikçe zaten konuşmaya devam aynen edeceğiz. Öyle. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sana da çok teşekkür ağzına ederim. Ağzına sağlık. Güzel rica bir ederim. Program oldu. Temsilcilerimizi tekrardan tebrik edelim. Evet. Tüm takımlara da başarılar dileyelim. Aynen başarı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm şehirlere selamlar, hoşçakalın. Selamlar, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.